Sayın Çapa'yı televizyonlardan dinledim. İlk defa böyle bir oturumda dinleyeceğim. Televizyonlarda dinlerken arada moderatörün şeyi olurdu. Ama burada ben hiç lafını kesmeden keyifle dinlemek istiyorum. Sizler de gerçekten keyif alacaksınız. Bu konuşmasından buyurun Sayın Çapa. Şimdi biraz aslında burası böyle bir bilmiyorum ben de önce konuşmaları söyledim. Salon dehşet verici bir salon yani. Böyle bir şey laf vardır sanat tarihinde. Kolosal bir salon böyle. Uzaktakileri hissedemiyor insan burada. Şimdi bir kere şunu görmemiz lazım. Dünya artık başka bir yere gidiyor. Eski dünyayı koruyamayız. Eski dünya bitti. Yeni bir dünya inşa ediliyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim yaşımdakiler, yani bu salondaki gençlerin anne babaları benim umurumda değil. Açık söylüyorum. Neden değil? Çünkü onlar için yapılabilecek şey artık çok az. Yapılacak bir şey yok. Benim için ne yapacaksınız? Çok az. Ama bu salondaki gençler, onlar için bir şey yapmak zorundayız. Mecburuz çünkü yeni dünya benim dedemin babamı yetiştirdiği dünya değil. Babamın beni yetiştirdiği dünya değil. Biraz önce Erhan Hocam önemli birkaç bir şey söyledi. Bunlardan bir tanesi şu. Hala aynı şeyi sürdürmeye çalışıyoruz dedi. Evet, sizi beni nasıl yetiştirdiyse, benim babamı nasıl yetiştirdiyse, hatta neredeyse dedemi nasıl bir bakış açısıyla yetiştirdiyse öyle yetiştirmeye çalışıyor. Fakat o devir bitti. Yeni bir dünya inşa ediliyor. Bunu görmemiz lazım. İnanın bana bu salondaki gençlerin %90'ı benim yaşıma geldiklerinde başarısızlığa mahkum edilmiş insanlar olarak yaşayacaklar. Benim endişem budur. Yoksa fakir olmak falandan bahsetmiyorum. Başarısız olmaktan, mutsuz olmaktan bahsediyorum. Çünkü bizim bildiğimiz, eğitim gördüğümüz dünyanın sonu geliyor. Hatta geldi. Geldi. İnsan hayatında karar alırken iki şeye bakar. İki şeyden dayana kalır. Bunlardan bir tanesi eğitiminiz, öbürsü de iş hayatındaki tecrübeniz. Bu iki şeye dayanırsınız. Bunlar dünya normalken size yardım ederler. Ama dünya her zaman normal değil, aynı değil. Dünya başka bir yere giderken aldığınız eğitimin değeri kayboluyor, tecrübeleriniz eskisi gibi değerli olmuyor. Önemli olan şeyler başka. 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz şeyleri size vermediğimiz zaman siz 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kalan yetkinliklerle 21. yüzyıla baş edebileceğinizi zannediyorsunuz. Öyle değil. Bu gördüğünüz resmi göstermeyi çok seviyorum. Dünyanın en önemli popüler bilim dergilerinden birinde 1930'da gelecek nasıl olacak temalı bir çizim görüyorsunuz. Dikkat edin, görüntülü telefonu görmüş mü? Görmüş. Ama onun eğitimi ve tecrübesi küçücük bir delikten sesin karşı tarafa geçirebileceğini ona söylemiyor. Hoparlörü görüyor musunuz? Aşağıdaki bataryayı görüyor musunuz? Onun eğitimi ve tecrübesi ona diyor ki, kardeşim görüntülü telefon olunca çok enerji yutar, yanında böyle dev gibi bataryayla dolaşacaklar. Bugün bu telefonlar kağıt inceliğine geldi. Eğitiminiz ve tecrübeniz bana yardım etti, size etmeyecek. Çünkü sizin yeni dünyaya ilişkin aldığınız şeyler sıfıra yakın. Dünün bugünle arasındaki farkı biraz görüyoruz. Ama yarınla arasındaki farkı ne yazık ki görmüyoruz. Şu anda bu adamı herhalde haritacıların hepsi biliyorlardır diye düşünüyorum. Sizin için çok özel bir adam. James Cook, 1800'lerin başında, 1700'lerin sonunda insanlar şöyle diyorlar. Tamam anladık, dünya öküzün boynuzunda değil, dümdüzde değil, tepsi gibi, küre gibi. Ama diyorlar Asya kıtası kuzeyde, Avrupa kuzeyde, Kuzey Amerika kuzeyde. Afrika'nın ana kısmı kuzeyde. Güneyde ne var? Bir Güney Amerika, bir de Afrika'nın incelen kısmı. Öyle olsaydı diyorlar,
Dünya kafa üstü devrilirdi. Kuzeydeki kıtalar ağırlık yapardı. Dünya devrilmediğine göre kafa üstü. Demek ki güneyde dev bir kıta var. Gidelim onu bulalım, bizim olsun. Kim gidebilir? Osmanlı çökmüş. Zaten hiçbir zaman öyle bir derdi olmamış. İspanya çökmek üzere. Büyük oranda çökmüş. İşte Fransa, Tahiti böyle Fransızların oluyor. Ve tabii ki üzerinde güneş batmayan tarihin en büyük imparatorluklarından biri Britanya İmparatorluğu. Bu gördüğünüz beyefendiyi çok alt sınıflardan gelir. Gönderiyor. Avustralya, Yeni Zelanda, Malinezya, Polinezya, Mikronezya böyle bulunuyor. Kitabının girişinde şöyle der, okumanızı hararetle tavsiye ederim. Haritası çıkarılmamış sularda dolaştım. Dünyanın en tehlikeli işi. Haritası çıkarılmamış sularda dolaşmak. Su bulacak mısınız? Yiyecek bulacak mısınız? Fırtınada sığınacak bir yer var mı? Hasta olsanız doktor var mı? Bilmiyorsunuz. Dünya şu anda haritası çıkarılmamış sulara giriyor. Benim babam benim için hayal kurabilirdi. Dedem babam için hayal kurar. Mühendis olsun yavrum, doktor olsun bilmem ne. Ben size bir şey söyleyeyim. İki tane önemli araştırma yayınlandı 2017'de. Bunlardan biri Almanya'nın bilim kurulu Alman hükümetine bir rapor verdi. Diyor ki bugün bu sene okula başlayan çocukların üçte birinin yapacağı iş, meslek icat edilmedi. Öbürü de Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı. O da diyor ki bu sene doğan çocukların üçte ikisinin yapacağı iş icat edilmedi. Boşuna. Verdiğimiz eğitimlerin büyük kısmı çocukların vakitlerini çalmaktan ibaret. Bu çok riskli. Bakın size birkaç bir şey göstereceğim. Bunlardan bir tanesi. Şu üstte gördüğünüz hanımefendi sizden aldığı kök hücreyle silgi, kurşun kalemin arkasındaki silgi kadar o üstteki beyni üretti. Beyin. 300 küsur gün bunları yaşatıyor. Organoid deniyor bunlara. Altta gördüğünüz beyefendi o beyin nöronları arasında sinapsler, yani siz çalıştığınızda bir şey öğrendiğinizde hücreleriniz, beyin hücreleriniz, nöronlarınız arasında oluşan akımları oluşturmayı başardı ve bunları 500 küsur gün yaşattı. Şu anda size videosunu getirmedim vaktimiz dar diye. En son bir fare nakledilmiş, 3 boyutlu yazıcıda basılmış 3 organla 3,5 ay yaşatıldı. Bu gördüğünüz Nature dergisinde yayınlanan bir fotoğraf. Alınan kök hücreden üretilen bir kalp bütün işlevleri yerine getiriyor. Siz insan olarak doğan son insanlar olacaksınız büyük olasılıkla gençler. Ama siz insan olarak ölmeyeceksiniz. Sizin çocuklarınız zaten anladığımız anlamda insan olarak doğmayacaklar. Microsoft bir açıklama yaptı. $1 trilyon geçti Microsoft'un değeri dün akşam itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Apple'ı geçti. Microsoft diyor ki 10 yıl içinde ben kanseri yeneceğim. Sen ilaç firması mısın? Sen ne firmasısın ya? Nasıl yeneceksin? Diyor ki tümör nedir? Bozuk gen. Gen nedir? Kod. A, B'ye eşitse, B, C'ye eşitse, C, N'ye eşittir A'ya. O zaman tümör nedir? Bozuk kod. Dünyada bozuk kodu en iyi kim bilir? Microsoft. Millete satıyorum bozuk kodları, sonra da yamalar veriyorum. Bu mantıkla DNA'ya ve tümöre kod üretecek, yama üretecek. 10 yıl için bütçe 9 küsur milyar dolar. Çalışanların %60'ına yakını yazılımcı. Hiç boşu boşuna hayaller kurmayın. Yeni dünya böyle bir yer. Dijital çağ. Gelecekte hiç kimse kodlamadan para kazanmayacak. Eğer yüksek yazılımcı değilseniz, Apple'a, Microsoft'a gibi şirketlere yazılım üretmiyorsanız kimse. Ama kodlama bilmeyeni sokakta kıstırıp dövecekler. Okuma yazma bilmemek gibi bir şey. Dijital çağ ilişkin bir video izleyeceksiniz. Oynamıyor. Neden? Ben bir beceremedim. Bir daha gideyim. Şunu bir seyretmenizi istiyorum. Sesini alabilir miyiz bunun? Şimdi siz bunun mühim olduğunu zannediyorsunuz. Mühim olan bu değil. Mühim olan geliyor. Asıl mühim olan bu.
yakın atlayamıyor. Dengesi bozuluyor. Bir tane daha var şimdi. Eskiden yapay zekaya satranç böyle oynanır. Bunu buradan tutacaksın, buraya koyacaksın dedi. Bu Atlas 2. Ben Atlas 1'i gördüm. Şu anda Atlas 3 çalışılıyor. Atlas 2'ye nasıl perende atacağı öğrenin. Burada perende atanlar el kaldırabilir mi? Ben geriye doğru perende atarım diyenler el kaldırsın. Sıfır mı? Hı. Buna takla atma öğretilmedi ya da perende. Atlas 2, perende at denildi. O da internete girdi. Perende atan insanlara baktı. Nasıl atıyorlar? Sonra 1000 küsur defa perende attı. O gördüğünüz gibi kafası üstü, kıçı üstü düştü. Sonunda öğrendi. Siz işe birini aldınız. İşi bilmiyor, onu meslek içi eğitimden geçirdiniz. 2 sene sonra ayrıldı. Yeni birini aldınız. Ne yapacaksınız? Yeniden ona eğiteceksiniz. Bir robot bir şeyi öğrendiği anda bütün robotları öğrenmiştir. Bu DARPA, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna yüksek teknoloji silahlar üreten bilimin desteklediği Boston Dynamics'in çalışması. El kaldırın bana askere gidecek olanlar. Bunlarla savaşacaksınız. Hazır mısınız? Saniyenin mikro düzeyinde nereye gittiğinizi, hangi duvarın arkasında olduğunuzu kızılötesi ve X ışınlarla görecek. Silah kullanmayacak. Vücudu silah. Şöyle şöyle ateş edecek. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bu çağ başka bir çağ. Bu çağ yeni bir çağ. Bunlar fabrikalarda çalışacak. Nasıl? Bu adam bana dediler ki dünyada yapay zeka konusunda bir numara bu adam. Bunun bir kitabı var dediler. Master algoritma, bunu oku. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Adam diyor ki yapay öğrenme küresel ekonominin merkezine oturmuştur. 21. yüzyıl mücadelelerinin, hükümetler, bireyler ve şirketler arasındaki 21. yüzyıl mücadelelerinin çoğu verilerin kontrolü ve onlardan öğrenilen modellerin sahipliği için. Uydurmayalım. Peki dijital sanayi, sanayi 4.0 diyorsunuz. Ben reddediyorum. Sanayi 4.0 çok Alman, çok Avrupalı. Neyin bittiğini söylüyor, neyin başladığını söylemiyor. Onun için ben dijital sanayi daha çok seviyorum. Neyin başladığını söylüyor. 2025 yılına kadar dijital sanayi 3 ana sektör ve diğerleriyle beraber 11 trilyon dolarlık total gelir yaratacak. Bundan bu çocukların payına ne düşecek? Bundan bu üniversitenin payına ne düşecek? Bunu bana söyleyin siz. Sanayi 4.0'ın ötesinde bir şey geliyor. Karanlık fabrikaya giren var mı içinizde ya da duyan? Ben Çin'de bu fabrikaya gittim. 650 kişi çalışıyormuş, 60 kişiye inmiş. Aydınlatılmıyor çünkü içeride insan çalışmıyor. O 60 kişi de Ar-Ge, pazarlama, temizlik ve güvenlik. Yakında temizlik ve güvenlik de robotlara gidecek. Hata oranı 5'te 1'e inmiş, sıfırlanacak. Çünkü bir kere hata yapınca, onu düzeltince bütün robotlar hata yapmıyorlar bir daha. Bir kere düzelttiğiniz anda. Peki Türkiye nerede? Nature, dünyanın en önemli bilimsel atıf dergilerinden biri fen bilimlerinde. Nature, dünyada 8.000 civarında bilimsel atıf dergisi var. Yani Emin Çapan'ı gibilerin değil de bilim insanlarının okuduğu. O dergide Türkiye tarihinde ilk kez Türkiye temelli bir çalışma kapak oldu. Şu anda piyasada. Nisan sayısı. Bu gördüğünüz insanlar yaptı. Ekibin başı YÖK'ten 2 sene bilim yapmama cezası aldı. Geçtiğimiz hafta bu ceza mahkeme tarafından reddedildi. Ya bir üniversite hocası bilim yapmama cezası verirseniz Erhan hocam mı kaybeder, siz mi kaybedersiniz? Bilim yapmama cezası ne ya? Adamı hapse tık daha iyi. Böyle bir ülkeyiz biz. Bu gördüğünüz Türkiye'nin ekonomik durumu. Bir seneliğine referandum yapacağız, başkanlık yapacağız diye Türkiye bir seneliğine sadece büyümede birinci olsun diye, ondan sonra büyümede 15'inciliklere, enflasyonda sondan birinciliğe 15 ülke var Türkiye kategorisinde. Bunların hepsine razı oldunuz. Bütün ekonomi tahrip edildi. Bütün ekonomi. Şu anda bunun bedelini ödeyeceksiniz. Milli gelir de 10 bin dolara çıktık. Peki güzelim, sonra ne oldu? Son 10 yıldır milli gelir olduğu yere takıldı. Neden? Çünkü düşüyor 9.000. Benim hesabım eski veriyle, oynanmamış veriyle 7.200 dolar gösteriyor. Benimkisi 7.260 dolar gösteriyor. Ben size bir şey söyleyeyim çocuklar. Bu para sizden çalınıyor. Bu para sizin geleceğinizden çalınıyor. Yaz, annem rahmetli şöyle derdi. Katip Arzu Halim yaz ziyare böyle. Ben 10 parmak yazarım çünkü. Yaz kızım, milli gelir 10 bin dolarla olmuyor o iş. Bizim derhal dur. Neden? Sorun şurada. Eskiden şöyle bir şey vardı çocuklar. Pamuk girer, takım elbise çıkar.
Saç girer, otomotiv ya da bilmem ne girer, gelir oradaydı. Şimdi öyle değil. Girdisi bilim ve akıl, çıktısı teknoloji. Girdisi bilim ve akıl olan bir çağda cahil insanın size bir faydası var mı? Yok. Halbuki eski çağda cahil emin çapayı koyardın, makineyi de alırdın yurt dışından. Bu düğmeye bas, bu kolu çek, bir mal üretilirdi, satardın. Şimdi girdi bilim ve akıl, çıktı teknoloji. O çağda sizin şansınız yok. Bu ne? Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunun Harvard Üniversitesi tarafından delili. Bu tablonun üstü sıçrama yeteneğini gösteriyor. X'ye eksenindeki kesişimden yukarısı. Yan tarafa doğru, yani bu tarafa, bana göre sola doğru gidildiğinde ülkenin ekonomisi ne kadar çeşitli, ne kadar sol üstte olursanız o kadar iyi. Dikkat edin, Türkiye'nin sıçrama potansiyeli Çin'den fazla, Hindistan'ın bir altında. Ama ben gazeteciliğe başladığımda, yani sizin yaşınızdayken, 17 yaşında ben gazeteciliğe başladım, üniversiteyi kazandığım sene, Türkiye'nin potansiyeli. Ben gazeteci oldum, Türkiye'nin potansiyeli. Ben orta yaşa geldim, Türkiye'nin potansiyeli. Oğlum 29 yaşında benim, Türkiye'nin potansiyeli. Ne potansiyel ya? Yerin altında dursun, aman harcamayın, ziyan olur. Neyi değiştirmek istiyoruz? Ben kendime hep bunu soruyorum. Emin Çapa, neyi değiştirmek istiyorsun peki? Senin elinde olsa neyi değiştirirdin? Ben bunu değiştirmek istiyorum. Biz Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın en 10 ekonomisi içine girecektik. Hesaplar sıfır gösterdi, ben destekledim. Niye diyeceksiniz destekledim? Çünkü hedef koymak iyidir. 10. olmayız, 12. oluruz. Ama çalışırsan iyidir dostum. Çalışmazsan, bu şimdi değişiyor. Bu 2010 yılı tahmini Goldman Sachs'ın. Türkiye'nin ilk 20'de kalma şansı çok düştü. Niye? O bir yıl başkanlık için dünya lideri olacağız diye. İlk 20'de olma olasılığımız 2025'te şu anda çok düşük. İnşallah düzelecek bizim geleceğimiz. Bunu değiştirmek ister misiniz? İstemez misiniz? İstersiniz tabii ki. Burası sizin ülkeniz. Bu ne? Türkiye'deki şirketlerin teknoloji seviyesi. Bakar mısınız? Yüksek teknoloji 0.3, binde 3, yüzde değil. Bunu değiştirmek ister misiniz? İstersiniz tabii ki. Peki uyumlu muyuz? Bitiriyorum efendim süremi taşmak için. Bakın. Eskiden bizi daha az kıskanıyormuş dünya. Şimdi daha çok kıskanıyor, 104. Üniversite sınavına giren çocuk sayısı %27 ile 40 arasında, o yıllara göre ortalaması. Ama 2001'de aldığımızda %27 artıyor. Sıfır çekenler kaç kat artıyor? 4 küsur. Niye? Bu çocukların anne babaları çok akıllıydı. Abileri çok akıllıydı, bu çocuklar birdenbire aptallaştılar, öyle mi? Ben anne babalarını biliyorum bu çocukların. Sınıf arkadaşım da okul arkadaşımdılar. Hiç daha akıllı değillerdi. Değillerdi. Bir yerde bir sorun var ve sorunu çocukların üstüne yıkamayız. Bu meşhur pizza. Ya siz Türkçe okuduğunu anlamada 72 ülke arasında 50. olan çocuğun size demokrasi inşa edeceğini mi zannediyorsunuz? Siz fende 52. olan çocuğun SpaceX roketi mi yapacağını zannediyorsunuz? Matematikte 49. olan çocuk bize iPhone yapacak, öyle mi? Ve bu çocuk aptal. Çocuklar ya, çok fenalar bu gençlik. Sensin fena. Mükemmel seviyede bir tane çocuk yok. Sıfır. Ya bir tane girmez mi ya? Niye? Acaba niye? Bitirirken hemen bir de şuna bakalım. İyi de niye böyle? Okullar hani sıkıcı çok diyoruz, iyi ol, eğlenceli olsun diye. Bunu bir izleyicim yolladı bana. Yardımcı ders kitabı. Aşağıdaki boşluklar nasıl doldurulacakmış? Düneyinin güğümleri nokta noktalı ah noktalı. Fen bilgisi yardımcı ders kitabı. Şimdi bunu bilmek için fen bilmek gerekiyor mu? Koy oraya. Düreğinin güğümleri kurşunlu, ah kurşunlu olur mu Türkçe? Düreğinin güğümleri demirli, ah demirli olur mu? Ya da çinkolu olur mu? Ya bu Türkçe mi yani şimdi? Ya bu fen sorusu mu yani şimdi? Peki bu ne? Bir de şuna bakın. İktisat okuyanlar ya da iktisatçılar varsa aranızda, bir mala talip olan varken rekabet ortamı oluşturacak şekilde başkalarının talip olması uygun düşmez. Bu, böyle bir iktisat anlayışı dünyada yok. Ama bu iktisat dersi değil. 11. 12. sınıf ders kitabı bu. O maviyi ben yazdım. Orada başka bir şey yazıyor. Nasıl? Böyle bir utanç olur mu ya?
Niye? Çünkü sen benim kızımı mal olarak görünüyorsun. Alınıp satılan bir mal olarak görüyorsun kafanı. Niye orada bir erkeğe talip olan varken rekabet ritmi oluşturacak şekilde başka kızların talip olması demiyorsun? Niye demiyorsun? Çünkü senin için kız mal. Alıp satabildiğin bir mal. Bu yanlış. Bu yanlış. Buna kapıldığımızda olanın ne olduğu belli. Burada kesiyorum ben. Bunun biraz daha devamı var ama burada keselim, belki sonra konuşuruz. Arkadaşlar, bilim ve akıl, başka bir şey yok. Bilim ve akılın ipine tutacaksınız. Siz tutacaksınız, biz tutacağız. Başka bir yol bilen varsa buyursun söylesin. Başka bir yol yok. Yok. İnanın bana, yok. Sadece bilim ve akıl var. Evreni anlamanın, geleceği inşa etmenin tek bir yolu var. Ve o yola sırtınızı döndüğünüzde ne olacağını zaten tarih bize gösteriyor. Siz imparatorluğunuzu böyle kaybettiniz. Bana şunu söyleyin bitirirken, son cümlelerle şunu söyleyeyim. Osmanlı Fatih döneminde çok imanlıydı. Kanuni döneminde çok imanlıydı da dünya lideriydi. Yıkılış döneminde imanını kaybettiği, imansız olduğu için mi yıkıldı? Yoksa o dönemde yönetişimde, akıl ve bilimde liderliği taşıdığı için bütün o başarıları elde ediyordu. Sonrasında bunları kaybettiği, zamana uyamadığı, başkaları aydınlanma çağı, laiklik ve seküler aklı keşfederken hala 15, 16 ve 17. yüzyılda ısrar ettiği için mi yıkıldı? Hangisi? İmansızlaştığı için mi, yoksa akıl ve bilimi yitirdiği için mi? Bu sorunun yanıtı belli. Dolayısıyla elimizde kalan son ülkeyi de tarihin çöp sepetine atmayalım. O çöp sepetine attığımız ülkemiz olmayacak. Bu gençlerin geleceği olacak. Teşekkür ederim. Süper. Sayın Çapa, teşekkürler. Her ne kadar olumsuz tabloları da çizse, size kara deliği, geçeceğiniz yeri özellikle de öğrencilere gösterdi. Ama biz işte Alper Akçam'ın dediği şekilde yere sağlam basarsak, biz bilimi ve dayanışmayı tutarsak, hoşgörüyü koyarak konuşursak, tartışırsak, kaba kuvveti bir yana bırakırsak, bu toplum gerçekten ileriye gidecek. Çünkü işte Sayın Çapa gibi, Sayın Akçam gibi, Sayın Hocam gibi insanları da yetiştiren, hep şikayet ettiğimiz bu toplum. Ben konuşmacılarıma teşekkür ederek sizlere her birine ikişer tane veya üçer tane zamanımız var değil mi Sayın Hocam? Zamanımız var. Özellikle de gençlerden isimlerini, öğrencilerden üniversitelerini, sınıflarını belirterek soru sormalarını istiyorum. Söz sizin, buyurun. Siz çok genç kalıyorsunuz hocam. He. Buyurun hocam. Ben konuşmacı arkadaşların üçüne de çok çok teşekkür ederim. Bizi çok önemli bir dünyaya götürdüler. Her birinden çok şey öğrendik. Çok şey farkındaydık ama daha derinlemesine farkına vardık. Hepsine de teşekkür ediyorum. Benim küçük bir yorum ekleyeceğim. Köy enstitüleriyle ilgili. Ben 1938 doğumluyum. Sıfır ile sıfır yaşımı eğitmen kurslarında başladım. Babam eğitmen kursu öğretmeniydi. 1940 yılında Gönen Köy Enstitüsü'ne babam ziraat başı olarak gitti. 10 yaşıma kadar Gönen Köy Enstitüsü'nde büyüdüm. Sayın Akçam'ın anlattıklarına ekleyeceğim çok bir şey yok. Her şeyi çok güzel anlattı.
bize oldukça heyecanlar verdi. Yalnız çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Benim yorumum, köy enstitüleri bir eğitim kurumundan öte, Türk devriminin kırsal kalkınma projesinin başlangıcı diyebilirim. Aslında bu kalkınma projelerinde biliyorsunuz kaynak önemlidir. Köy enstitülerinin ana özelliği kendi kaynağında kendisi üretmesidir. Bir tespitim bu, benim yorumum. İkinci bir yorumum, 2 ile 10 yaşım köy enstitüsüne geçtiği için daha bilinçliydim. Daha önceki yıllar hiç bilmiyorum. Köy enstitülerinde farkında olunmadan köy enstitüde yetişen gençlere, insanlara, kızlara, erkeklere verilen çok önemli bir değer vardı. Mutluluğun tanımı. Mutluluğun tanımı köy enstitülerinde sen üretirsen mutlu olacaksın idi. Nitekim bu o kadar güzel tuttu ki bilinçaltlarında, hala evlatları, torunları bile köy enstitüsü mezunlarının üretirken mutlu oluyorlar. Benim ekleyeceklerim bu kadar Sayın Orhan. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Genç arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar, bakın orada kameranın yanında bir arkadaşım var. Merhabalar. Merhabalar, ben Ahmet Ertan Selen, 19 Mayıs Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Benim kafama takılan şu: İnsan düşünmek ve üretmek için varken neden biz bunları modelleyerek cihazlara, aletlere aktarmaya çalışıyoruz? Eğer biz bunu en mükemmel şekilde başarırsak 7,5 milyar insan ne için yaşayacak? Yaşamasının amacı ne olacak? Teşekkür ederim. Güzel. Ben bunu reddederim. İnsan dünyaya çalışmak için gelmez yavrum. İnsan ırgat mı? Köle miyim ben canım? Niye çalışmak için geleyim? İnsan dünyaya çalışmak için gelmez. İnsan dünyaya mutlu olmak için gelir. Mutluluğu nerede bulduğun meselesidir. Okuyarak mı? Dans ederek mi? Severek mi? İşte efendim öğrenerek mi? İbadet ederek mi? Neyse. İnsan dünyaya mutlu olmak için gelir. Biz robotlar ve yazılımlar aracılığıyla mutlu olma zamanları üreteceğiz. Mutlu olmak için zamanımız yok. Hepiniz bir şeylerin bir öyle öyle öyle. Niye çalışıyoruz canım öyle? Bir takım insanlar para kazansın diye, öyle mi? Dünya üzerinde ürettiği maldan para kazanan, kendi ürettiği maldan gerçek anlamda para kazanarak zengin olan insan yok. Hep başkalarının ürettiği maldan para kazanan. Ama Erhan hocamın söylediği önemli bir nokta var. Bilgi ve akıl girdisi olunca şimdi ürettiğinizden, o bir mal, şöyle bir mal değil, fikirsel bir şey olduğu için korkunç bir şeyimiz olacak. Nüfusu azaltacağız. Isaac Asimov okuyun. Nüfusu azaltacağız. Bütün o angaryaları o tarafa atacağız. Ve biz daha entelektüel, daha yapay zekanın bizim işlerimizi elimizden alamayacağı, yaratıcı, bizi mutluluğa götürecek şeyleri yapacağız. Yoksa sen hiç Temmuz sıcağında buğday tarlasında çalıştın mı? Ahıra kaçınız girdiniz? Pardon, tarım robotunu gördünüz mü? Bir girin bakalım. Güney Val Üniversitesi tarım robotunu şimdi acayip deniyor. Kaliforniya'da aynısı var. Madrid'de deniliyor. Acayip. Girin bakın. Elma topluyor. Elma. Gece yarısı gündüz olması fark etmiyor. Deli gibi. Yoğun bir işsizlik dalgası geliyor. Ama söylediğinin asıl önemli yanı orası değil. Asıl önemli yanı bu işin etik tarafı. Etik ve ahlaki tarafı. Türkiye'de ahlak diz kapağıyla göbek deliği arasına sıkışmıştır. Diz kapağı ve göbek deliği arasını korudun mu namus tamam. Gerisi iş ahlakı, etik, meslek, ya Allah, yok öyle bir şey. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Asıl mesele etik ve ahlak tarafında. O robotlar üretilmesin diye Elon Musk da dahil olmak üzere, yani asker robotlar üretilmesin. Hani biz İHA'lar, SİHA'larla gurur duyuyoruz ya şimdi. Onlar üretilmesin.
insanlar öldürülmesin bu yüzden bu robotlar aracılığıyla diye dünyanın en büyük kampanyalarından biri şu anda yönetiliyor. Bilim insanları, işte felsefeciler, başarılı iş insanları bunlara direniyor. Çünkü bunları kim üretebilir? Kimlerin üreteceği meydanda. Şu anda Amerika'nın bütün dünyaya her yere savaş ilan etmemesinin nedenini beyaz şeylerin içinde askerleri geri dönmesin diye. E robotlar olunca ne olacak? Dolayısıyla işin bir ahlaki ve etik tarafı var. Çin'de olanı biliyor musunuz? İlk kez ebeveyni bilgisayar olan bir ikizler doğdu. Yani bir çift doğdu. İkiz. Ebeveyni bilgisayar. Anne babası AIDS'li, çocuk AIDS'li olmasın diye DNA'sıyla oynandı. Ve fakat işin ilginç yanı şu çıktı ortaya. O gen aynı zamanda üstün zekalı olmaya yol açan bir gen. Kim bunun ahlaki sorumluluğunu alacak? Sarışın çocuklar istiyorum, mavi gözlü çocuklar istiyorum, üstün zekalı çocuklar istiyorum. Buyurun bakalım. Bunun ahlaki sorumluluğunu kim alacak? Bilimin, bir de bilim felsefesi dediğimiz hani olayın bir etik tarafı, ahlaki tarafı var. Bu tarafı dünya daha hiç konuşmuyor. Dünyanın yeniden sol değerlere ihtiyacı var. Yeniden insan merkezli bilimi ve aklı çılgıncasına ilerleyeceğiz. Tabii ki ilerleteceğiz. Ama insan merkezli, insanı ama insan derken ben kedim Osman'ı, bahçemde bir tane kargam var Zoltan, Stephen King'in kitabından, onun haklarını da koruyorum. Onu da düşünmemiz lazım. Ben bahçemde bir taşı bir yerden bir yere alıp kaldırırken kendime şunu soruyorum. Acaba buna hakkım var mı? O taş orada belki de mutlu orada olmaktan. Ne haklı onu oradan alıp oraya kaldırıyorum? Dolayısıyla ahlak dediğimiz, etik dediğimiz şeyi yeni baştan düşünülmeli. Yeni bir dünya inşa etmeliyiz. Yeni bir ahlak inşa etmeliyiz. O ahlakın içinde de insanların ağır işlerde insan olma vasfını yitirerek 8 saat, 9 saat fabrikalara tıkıldığı, binalara tıkıldığı bir gelecek yok. Ya size bir şey söyleyeyim. Gelecekte bir işiniz olmayacak sizin. Takımlar olacak. Burada bir sorun var şu şirkette. İşte sosyoloğa mı ihtiyaç var, matematikçiye mi, işte mühendisin bilen. Onlar bir takım olacaklar. 2 sene sonra, 6 ay sonra o sorun bitince dağılacaksınız, gideceksiniz başka bir şirkette. Yeni bir takım oluşturulacak. Ne zannediyordunuz? Babanız gibi bir işe gireceğiniz, oradan emekli olacağınız mı sanıyorsunuz? Öyle bir şey yok. Bitti o devirler. Memur olmayı unutun. Unutun. Blockchain. Blockchain'e bakıyor musunuz? Bütün dünyadaki işler blockchain'in üstüne taşınacak. Blockchain dünyayı yeni baştan dönüştürecek. Hani nerede? Çalışıyor musunuz blockchain? Blockchain çalışanlar el kaldırsın. Okulda yok abi. Dolayısıyla yok böyle bir şey. Böyle bir şey geleceği yakın dönemi dönüştürecek bir şeyden bahsediyoruz ve biz onu Bitcoin'e indiriyoruz. Bitcoin bunun, yani kripto paralar, Bitcoin demeyeyim, kripto paralar bunun küçücük bir parçası. Dolayısıyla geleceğe babanızın gözüyle, ananızın gözüyle bakmayın. Açın gözünüzü. Gözünüzü açmazsanız siz kaybedeceksiniz. Şirketlerimiz kaybedecek. Burası kaybedecek, ülkemiz kaybedecek ve siz sadece bu ülkeye ait olduğunuzu zannetmeyin. Siz insanlığın mirasısınız. Sizin kafatasınızın içinde taşıdığınız şey insanlığa ait. Newton, İngilizdir tabii ki. Einstein, Einstein nerelidir? İnsanlık, insanlık dediğimiz ailenin bir parçası. O yüzden lütfen geniş bakın, geniş çeperli bakın. Gelecek küçük küçük mikro düzeyde çözümler bulan, o çözümü büyük resmin içine yerleştirenlerin olacak. Yoksa hepiniz kaybedeceksiniz. Sakın ola ki öyle kendinizi kısıtlı Türkiye ile falan sınırlamayın. Gençler, size önerim benim şu blog yazılarımı takip edin. Çok ilginç bir kuşaksınız. Yani geçmişe göre çok daha heyecanlı bir dönemden geçiyorsunuz. Yani öyle baban gibi 30 yıl çalışıp emekli mi olmayı bekliyorsun dedi Emin. Yani emekli olmayı beklemeyin bir kere. Emeklilik sistemi çöküyor. Yani ben bunun çöktüğünü 3 yıldır falan anlatıyorum ama 10 sene sonra falan çökmesini bekliyordum. İşte zorunlu bireysel emeklilik açıklaması geldi Sayın Berat Albayrak'tan. Neden çöküyor? Çünkü toplum yaşlanıyor. 3 çocuk yap, 5 çocuk yap demek de olmuyor bu işler. Bu iş bir sosyal kanundur. Şehirleşme eşittir doğum hızının azalması. Teknoloji ve tıp da eşittir yaşam beklentisinin artması. Dolayısıyla Türkiye yaşlanıyor. Siz emekli olmaya çalıştığınızda emeklilik sistemi olmayacak. O bedava sağlık hizmetleri diye anlatılan hikayeler, inanmayın abicim. Onlar ortadan kalkacak. Çünkü
uzun yaşadığın zaman pahalı hastalıklar, demans gelecek, Alzheimer's gelecek, bedava sağlık sistemi falan olmayacak. Bedava ne demek ya? Senin benim paramla dönen sistem demek. Hepimiz çok uzun yaşayınca, hepimizin aynı pahalı sağlık sistemlerine ihtiyacı olunca ne olacak o bedava sistemler? Çökecek. Devasa bir yeni ekonomi geliyor, yaşlılık ekonomisi. Bunu yazmaya başladım Medium'da, lütfen okuyun. Ya gelecekte ne olacak? Hani asteroid madenciliği, uzay rehberliği falan deniyor ya, abi geç onları ya. Fizyoterapi, evde bakım, yaşlılar için IoT, yaşlılar için app'ler, yaşlılar için yapay zeka, yaşlı evleri, yaşlı köyleri ve yani Türkiye bu bölgede bu dalgayı ilk yiyen ülke olacak. Bunu doğru yaparsak bütün bu teknolojilerin ihracını da yapabiliriz. Savaştan robot ihraç edeceğimize yaşlılık ekonomisi aygıtları ihraç edelim ya. Ve bunu yapacak olanlar da sizlersiniz. Sakın ha gelecekten korkmayın. Tek bir mesleğiniz olmayacak. 20-30 defa iş değiştireceksiniz, 3-4 defa meslek değiştireceksiniz. Bunu bekleyin, bundan çekinmeyin ve hayatınızın en az yarısı da birinden maaş almayacaksınız. Ya freelancer olacaksınız ya girişimci olacaksınız. Bütün dünya bu tarafa doğru gidiyor. Amerika 2025 ile 2030 arası %50'si çalışan nüfusun freelancer olacak. Kendi kendine emeğini satarak para kazanacak. Türkiye'de 30 sene sonra bu noktaya gelecek. 90 ila 100 yıl arası yaşayacaksınız, 50 ila 60 yıl arası çalışacaksınız. Ama belki 20-30 farklı işte çalışacaksınız. Bunları bekleyin. Dolayısıyla herhangi bir mesleğe, herhangi bir tek beceriye kendinizi bağlamayın. Adaptasyon becerilerinizi geliştirin. Cumartesi biraz daha bunlardan bahsedeceğiz. Son bir soru alacağım. Evet, oradan ve bitiriyorum. Z kuşağı bu abi, hakkını savunuyor. Teşekkür ederim. Sorumu soracağım diyor. Ha, evet. O evet, oradaki arkadaşım. Evet. Bana verdiler ama mikrofonu. Tamam. O zaman sen sor. Sor. Merhabalar. Kısmet. Öncelikle ben de diğer söz alan arkadaşlarım gibi teşekkür ederek başlamak istiyorum. Berfin Yücel, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde harita mühendisi okuyorum. Benim sorum biraz daha özele indirgenmiş bir soru olacak. Kadının eğitim süresince ve bilhassa iş alımındaki bulunduğu durum hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Ben izninizle ben bir şey söylemek istiyorum. Her şeyden öte büyük bir ahlaksızlık, çok büyük bir ahlaksızlık. Yani insan olmanın ötesinde bir şey. Ben etik olarak, bir çizgi olarak hiçbir şekilde bir kadınla bir erkek arasında biyolojik fark dışında bir fark olduğunu benim kabul edebilmem mümkün değil. Benim çocuğum ilk kez 19 yaşını bitirmişti galiba. 10 yaş civarındaydı. İşte Türkiye'nin güneydoğusunda bir ile gittik. Bir eğitim programıydı. İkinci gün şok oldu. Daha gün bana böyle yaptı. Baba dedi, burada kadına insan gibi davranmıyorlar. Niye? Çünkü cinsiyet rolleri öğrenilmiş rollerdir. Analar kutsal. Pardon, benim oğlum hiç anne diye ağlamadı. Siz biliyor musunuz? 29 yaşında benim oğlum. Her zaman baba diye yolladı. Gitmediğiniz köy sizin değildir. Kıçını bokunu temizlemediğiniz çocuk sizin değildir. Benim oğlumun her şeysini ben yaptım. Bir doğurmadım ve emzirmedim. O da biyolojik fark zaten. Bunu reddediyorum kategorik olarak. Siz de reddedeceksiniz. Kategorik olarak bir kadın ve erkeğin biyoloji dışında bir farkı olduğunu kabul ettiğiniz anda, yani bayan olduğunuzu, cennetin anaların ayaklarının altında olduğunu, kadınlar çiçek gibidir olduğunu kabul ettiğiniz anda ikinci sınıfsınız. Niçin kimse efendim sokakta yürüyünce kadınlar böyle açık küçükmüş abdesti kaçıyormuş da yok efendim aklına kötü şeyler geliyor. Takın erkeklere içeri. Çıkmasınlar dışarı. Kimin aklına geliyorsa bu sapık şeyler tıkılsınlar içeri. Bunu kabul etmeyin. Kategorik olarak reddedin. Reddedin. Böyle bir şey. Bakın ben size az önce gösterdim ya, okulda söylüyor. Bir kıza talip olan varken, ya bunlar böyle bir şey, yani 19. yüzyılda bitmedi mi bu kafalar? İçinizde bir tane erkek ben Madame Curie'den daha akıllıyım desin bana ya. Buyurun söyleyin bakayım, Virginia Woolf'tan iyi yazarım ben. Hadi söyleyin.
Söyleyin Hatshepsut'tan daha iyi devlet yönetirim deyin bana. Yalan söylersiniz bunu derseniz. Yok öyle bir şey. Binlerce yılın öğrenilmiş. Bakın ben size düşünün, ben kitap kulübü yapıyorum. Köy Enstitüsü. Kitap kulübü yapıyorum. Her ay düzenli olarak 3 kitap okunuyor, geliniyor, tartışıyoruz acayip şekilde. İlyada ne diye anlatır biliyor musunuz? Anaerkil Anadolu'yla ataerkil Akalar, Yunanlar arasındaki savaşı anlatır ve savaşı ataerkiller kazanır. Ataerkillik kadının bedeni üzerinden kapitalizmin inşasıdır aslında. Benim mirasım başkasının tohumuna gitmesin. O yüzden kadına kimse dokunamasın. Aka için Helen bir maldır. Onun malı çalınmıştır. Bunlar hep art okumalar. Tarihi öyle, oraya gittik, elimizde kılıç, ay ay ay. Böyle okumayın. Bir de arka planı okuyun bakalım. Öyle okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Siz yeni nesilsiniz. Siz kategorik olarak cennet benim ayaklarım altında dediğiniz anda yerle yeksan oldunuz. Ben bayanım, çiçeğim, bilmem neyim falan. Bitti bunlar. Öyle bir şey yok. Çiçek miçek değilsiniz. İnsansınız. Bayan değilsiniz. Kadınsınız. Bayan futbol takımı duydunuz mu? Bayan basketbol takımı duyan var mı? Erkek basketbol. Niye? Kadının cinsiyeti çok ayıp. Niye ayıp? Niye ayıp ya? Bilmediğiniz bir şey var mı kadınlarda? Ya da kadınların bilmediği bir şey erkekler. Yani bunları kategorik olarak reddetmeniz lazım. Bu yeni yüzyılda bunları konuşmamız bile ayıp. Ama hocamızın söylediği bu YÖK'ün ya bu utancı, ya Birleşmiş Milletler artık bunu Afrikalarda falan bile hiç tartışan kalmadı bunu ya. Bunları siz kabul etmeyeceksiniz. Siz kabul etmezseniz bunlar olmayacak. Siz kabul ettiğiniz anda, yok kadınlara otobüs verilsin bilmem ne. Bunları siz kabul ettiğiniz anda bunlar değişmeyecek. Gelenek ve görenek iyi bir şey değildir. Kokuşmuş bir şeydir. Hocam geleneğimizde şey yok. Kadını geriye atma yok. Ben onu... Gelenek ve görenek zamana uymuyorsa reddedeceğiz. Reddedeceğiz. Bizim geleneğimizde yok öyle bir şey hocam. Benim annem Karadeniz'de erkekler kadınla horon teperlerdi. Yani, şimdi Karadeniz'de yani. Kadınla erkek yan yana gelmiyor. Yani. Ama ben o manada söylemiyorum. Benim söylediğim şu. Bir şey gelenek diye değerli olmaz. Görenek diye değerli olmaz. Değerliyse, zamana uyuyorsa tamam. Uymuyorsa yenisini yapacağım abi. O yüzden siz yapacaksınız. Biz yapmayacağız. Çünkü bizim yaptıklarımızın işe yaramadığını Erhan Hocam söyledi. Biz yapamadık. Buyurun siz yapın.